Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından kısırlaştırılan 450 köpekten 300 tanesinin ortadan kaybolduğu iddia edildi. Merhabalar, burası Lüleburgaz Belediyesi'nin eski çöplük alanı. Burada yaklaşık bir seneden bu yana çöp atımı işlemi gerçekleşmiyor, kapatıldı. Ama burada uzun zamandan beri bulunan köpekler vardı. Yaklaşık 7-8 kuşaktır belki buradalar bir bölümü. Bir bölümü de maalesef ülkenin kanayan yarası, sağdan soldan getirilip atılan, bırakılan, nasıl olsa burada besleniyorlar düşüncesiyle getirilen hayvanlardan oluşuyordu. Şimdi buraya yeni çöp atılmadığı için beslenmesiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Nisan ayı civarında ben göreve geldim. O noktadan itibaren hayvanseverlerin de duyarlılığıyla bu alandaki hayvanların beslenmesiyle ilgili çalışmalar başlattık. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Murat Gerenli önderliğinde 9-10 taneye yakın beslenme ünitesi ve 1 tona yakın su haznesi olan beslenme odakları kondu çöplük alana ve burada besleme çalışmaları başladı. Şu ana kadar bu Nisan ayından Temmuz ayının ortalarına kadar yaptığımız kısırlaştırma sayısı 480'in üzerinde. Yani aldık, uyuz aşılarını yaptık, kuduz aşılarını yaptık, tedavilerini yaptık, küpelerini taktık ve aldığımız ortama bıraktık. Burada beslenmeleri için de günlük yaklaşık 210 litreye yakın yemek, kuru mama takviyesi ve her gün dediğim gibi en az 1000 ton su ve bununla birlikte hayvanseverlerle ortak bazı çalışmalar da yürüttük ama son gelinen noktada bazı sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Buradaki hayvanların sağlık durumunun düzelmesi, iyileşmeleri, uyuz sayılarındaki azalma. Tabii hepsini değil ama bazı hayvansever görünümlü kişileri rahatsız etti. Kırklareli'nin birçok yerinde kısırlaştırma çalışması maalesef yapılamıyor. Sadece Kırklareli Merkez Belediyesi'nde ve ilçe olarak da Lüleburgaz Belediyesi'nde kısırlaştırma işlemi ve bakım evi mevcut. Onun haricinde 160'ın üzerinde köy, 12 tane belde ve diğer ilçe belediyelerinde maalesef bu çalışma sürdürülmüyor. Ama gündem sadece Lüleburgaz Belediyesi uzun bir zamandan beri. Burada artık bir can sıkıcı bir durum ortaya çıkmaya başladı. Biz böyle canla başla uğraşırken elimizden gelenin fazlasını yaparak, geceye gündüze katarak çalışarak bazı iyileşmeler sağladık bu alanda hayvanlar açısından. Ama bu dediğim gibi birilerini rahatsız etti. Hayvanların, hayvansever görünümlü kişiler tarafından dilendirildiklerini de bu süreçte maalesef üzülerek izledik, gördük. Yani hasta köpekler neredeler diye burada uyuzlar nereye gitti diye aradıklarını gördük üzülerek. İyileştiler, iyileşiyorlar. Barınağımızda şu an tedavisi devam eden 6 tane daha uyuz hayvanımız var mesela. Onların da görüntüleri bende mevcut. Bu iyileşmenin birçok da bir hayvanseveri memnun etti. Onlarla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Ama bazı bu işten çıkar sağlayan çevreler üzerimizde oynamaya başladılar. Üzerimize oynamaya başladılar bu konuyla ilgili. Şunu fark ettik. Bizim kısırlaştırdığımız ve tedavi ettiğimiz hayvanlar ortadan kaybolmaya başladılar. Sıcak havalardan dolayı dereye indiklerini, bizim koyduğumuz su miktarının yeterli olmadığını düşündük. Su takviyesi yaptık. Yeni bidonlar getirdik. Geri geleceklerini düşündük ve arazide de rastladık bazı hayvanlara. Bu bizim teorimizi de güçlendirdi. Reaksiyona geçmemiz o yüzden birkaç ay daha geç oldu bu yüzden. Arazide bu hayvanları rastladığımız için. Ama geçtiğimiz hafta izinliydim ben arkadaşlar. Burada bazı tespitlerde bulunmuşlar şu tel örgünün olduğu noktada. Belediyemizin envanterine kayıtlı olmayan uyuşturucu iğneler, şırıngalar. Yani bu hayvanları yakalamaya yönelik aparatlar burada tespit edilmiş. Burada böyle bir çalışma yapma hakkı hiç kimsenin yok. Belediye haricinde. Buraya gelen kişilerin uzmanlık alanı nedir onu da bilmiyoruz. Veteriner hekimler mi, değiller mi? Ya bu müdahaleyi neye dayanarak yaptılar? Hayvanların buradaki durumlarına acıdılar, üzüldüler, sahiplenmek mi istediler? O yüzden mi yakalamak istediler bunları? İyi niyetliler mi? Bunu bilmiyoruz ama böyle bile olsa bu işin bir yöntemi var. Yani bu hayvanları sahiplenmek, buradan kurtarmak istiyorlarsa bile bizimle irtibata geçmek durumundalar. Hayvanları biz onlara teslim etmeliyiz. Bir karne düzenlemeliyiz onlara. Yani gerçekten niyetleri iyiyse, bu hayvanlarla ilgili kötü bir şey düşünmüyorlarsa prosedürün bu şekilde olması gerekiyor.
Dediğim gibi yani bu süreçte bizim biraz tabii sütten de ağzımız yandığı için bütün iyi niyetimize rağmen, çalışmalarımıza rağmen bazı noktalarda haksız eleştirilere de maruz kaldığımız için bu konuyu basınla paylaşmaya ihtiyaç duyduk. Çünkü yarın öbür gün bu bizim kısırlaştırdığımız küpeleri Lüleburgaz Belediyesi'ne ait olan köpekler sağda solda görülür bulunursa ve durumları da pek parlak olmazsa suçlanabilir miyiz? Yani bunları belediye attı ya döner mi iş? Çünkü dediğim gibi alınırken bizimle irtibata geçilmediği için alan kişiler iyi niyetli mi kötü niyetli mi bilemiyoruz. Efendim şu an kayıp tahmininize göre kaç tane? Bizim şu anda kısırlaştırdığımız hayvan sayısı dediğim gibi 418'in üzerinde, 410'un üzerinde. Ama şu anda siz de burada görmüşsünüzdür küpeli hayvan sayısı yani 150 civarında. 150-160 civarında. Yani tahminen tabii bunları tek tek saymak mümkün değil. Küpesizleri zaten takip etme şansımız da yok. Burada kaç adet vardı, buradan kaç adet gitti. Onları sadece biz kısırlaştırdığımız, müdahale ettiğimiz, tedavi ettiğimiz hayvanlar üzerinden söylüyorum. Küpeli hayvanlardan yaklaşık 300 tanesi şu an burada değil. Yani Lüleburgaz Belediyesi'nin zimmetine geçmiş. Bizim bakımını üstlendiğimiz, kısırlaştırıp, yani Lüleburgaz'a aittir bu köpekler diye işaretlediğimiz hayvanlar yok. Biz onu söylemeye çalışıyoruz sadece. Yap.